Herzlich willkommen in unserem Deutschunterricht. 11. sınıfların Almanca dersine hoş geldiniz. Unit adı die Wohnung, konu adı bestimmter und unbestimmter Artikel. Yani Türkçesi belirli ve belirsiz tanımlar, artikeller de diyebiliriz. Der, die, das, eine. Bunları daha önceden gördünüz fakat bu videoda kısa bir tekrar hatırlatma yapmak isterim. Neden, ne için bunun bize önemi olduğunu ve daha sonraki videolarımızda arkadaşlar der, die, das'ın aynen çekimlerini yani ie halini çekimleyeceğiz ve bundan dolayı da bizim için bunlar temel olanlar çok önemli. At da cinsiyet. Neden, ne için kullandığımıza bir bakalım. Tanımlık. Almanca'da at olan her şeyin bir tanımlığı vardır. Bir adı öğrenirken tanımlığı ile birlikte öğrenmek gerekir. Tanımlıklar atların cinsini, tekil veya çoğul durumlarını, çekim şekillerini, belirli veya belirsiz olmalarını ve nihayet atlarla birlikte çekilen sıfat ya da o taşın çekimlerini belirler. Tanımlıklar ikiye ayrılır. Birincisi belirli tanımlık, siz belirli artikel de diyebilirsiniz. Der bestimmte Artikel. Der, die, das. İkincisi belirsiz tanımlık, belirsiz artikelde dediğimiz gibi der unbestimmte Artikel, eine. Biz neden, ne için der, die, das diyoruz? Bunlara bir bakalım. Üç çeşit belirli tanımlık vardır. Das Maskulinum, eril, erkek, der. Das Femininum, dişil, dişi, die. Das Neutrum, yansız, tarafsız, nötr olan das. İnsanlarda, direkt arkadaşlar tek insanlar için diyorum. Erkeklerde hep der kullanırız. Kadınlarda die, bebek ve çocuklarda das. Çünkü onlar da cinsiyetini belli etmediğimiz için bebek diyoruz, çocuk diyoruz. Kız mı, erkek mi söylemediğimiz için. Bir adın tanımı tekil olarak der, die ya da das. Çoğulda ise bütün adların tanımı die olur. Yani arkadaşlar, maskulinum ne dedik? Der kategorisi dedik. Direkt ben burada hani şimdi insanlardan değil de genel olarak der kategorisinde die kategori olsun, das kategori olsun. Bunlar da canlı, cansız fark etmiyor. Bunlar kendi aralarında değişiyor. Tek sabit olan insanlardaki sabit, diğerlerinde az çok değişme var. Der Apfel, elma, bildiğiniz üzere çoğul olarak die Äpfel. Die Wohnung, daire, die Wohnungen, daireler. Das Auto, die Autos, araba, arabalar. Burada arkadaşlar tekil olarak evet işimiz zor. Der, die, das'ı bilmemiz lazım. Fakat çoğul olarak işimiz çok kolay. Çünkü neden? Direkt buraya arkadaşlar die'yi yazıyoruz. Hiç düşünmeden direkt die. Fakat daha sonraki gelen ismin, adın ister istemez bir değişime uğruyor. Ünlülerde direkt arkadaşlar noktalama işareti geliyor. Diğerlerine bazen ek gelebiliyor sonlarda. Bunlar kendi aralarında tabii ki değişiyor. Siz de bunu zamanla öğreneceksiniz. Biz size zaten bu bilgileri direkt veriyoruz da ders esnasında. Çoğul olarak da söylüyoruz. Maskulin ne dedik? Der kategorisi. Der Vater, der Stuhl, der Hund. Baba, sandalye, köpek. Feminin die kategorisiydi. Die Frau, die Tür, die Fliege. Kadın, kapı, sinek. Neutral, das kategorisi, das Kind, das Heft, das Tier, çocuk, defter, hayvan. Belirli tanımlıkların Türkçe'de karşılığı yoktur maalesef. Ayrıca dikkat edilirse her üç tanımlıkta canlı ve ya da cansız varlıklara ait adlar da gelebilmektedir. Yani onun için size kısaca diyemiyoruz ki bunların hepsi der, bunların hepsi die, bunların hepsi das diyemiyoruz. Çünkü kendi aralarında da değişiyor. Canlı, cansız da her kategoriye girebiliyor. Onun için size ne zaman hangi kelime veriyorsak, ad veriyorsak onları kesinlikle zaten artikelle birlikte veriyoruz. Ve o artikelleri kesinlikle öğrenmeniz lazım. Belirsiz tanımlıklarda şöyle olur.
Ein. Yani ne anlamına geliyordu? Bir anlamına geliyordu. Maskülinum belirli de der kategoriydi. Belirsiz de ein kategorisine geliyor. Ein Vater, ein Stuhl, ein Hund. Bir baba, bir sandalye, bir köpek. Feminim aynı olarak söyleniyor. Eine Frau, eine Tür, eine Fliege. Bir kadın, bir kapı, bir sinek. Neutral, ein Kind, ein Heft, ein Tier, bir çocuk, bir defter, bir hayvan olarak. Burada arkadaşlar bir anlamını kullandığımız için tekilde bunu böyle kullanabiliyoruz. Fakat bunların çoğulu yoktur. Çünkü biz bir kitaplar diyemiyoruz, bir arabalar diyemiyoruz Türkçe'de. Almanca'da da aynısı geçerli. Bundan dolayı biz tek, aynı olarak kullanıyoruz. Tekil hallerini kullanıyoruz. Şimdi tabelada bir göstermek istedim. Belirli tanımlık, belirsiz tanımlık. Maskülinum hangi kategoriydi? Der kategorisiydi. Der, belirli de, belirsiz de, ein karşılığı. Feminin, die, belirsiz de, aynı. Neutral, das, belirsiz de, ein. Burada arkadaşlar, buradakilerin, belirli dekilerin hepsi farklı yazılıyor. Farklı söyleniyor. Fakat belirsiz de burada biraz değişiyor. Çünkü der ein, das ein. Bunların ikisi aynı. Fakat die aynı. Burada değişiyor. Bunun için de ben size ein Buch dediğimde, bir kitap dediğimde ve bunun size sorduğumda das Buch mu, der Buch mu dediğimde siz bana orada hemen söylemeniz lazım ki hocam das Buch. Yani bunun artikelini belirli tanımını bilmeniz lazım. Bu bizim için çok önemli. Eğer belirli tanımı bilirseniz otomatikman belirsiz tanımı da zaten kolaylıkla yapacaksınız ve hemen ona göre de eşleştireceksiniz. Burada arkadaşlar daha önceki videoda size isimler, adlar vermiştim. Bunların artikellerini de vermiştim size. Not alın demişim. Umarım almışsınızdır. Çünkü o isimlerden sizlere sorular sordum. Yani sorular derken bir tabela yaptım. Mesela Ein Familienhaus, buraya hiçbir artikel yok. Fakat sağ tarafta der, die, das hangisi bunun için geçerli diye sordum. Otomatikman ben ilk olarak tabii ki das'ı işaretledim. Çünkü das Ein Familienhaus'tu. Sol tarafta da arkadaşlar aynı. Burada 3 tane tabela yapmadım. Tek iki tane yaptım zaten çünkü das'la der zaten aynı anlamına geliyordu. Die tek aynı olduğu için. Burada ne oluyor arkadaşlar o zaman? Das ein Familienhaus'a belirsizi bunun ne? Aynı olduğu için aynı işaretledim. Die Villa direkt die'yi işaretledim. Bunun belirsizi aynı olduğu için burada da aynı işaretledim. Arkadaşlar bunları size ben EBA'dan soracağım. Telegram'dan soracağım. Eğer sizin sorunuz olursa bilgi edinmek isterseniz EBA'dan mail olarak yazabilirsiniz. Telegram'dan da yazabilirsiniz. Size yardımcı oluruz. Lütfen bunları yazın. Çünkü bir sonraki videomuzda bunları devam işleyeceğiz. Ve dediğim gibi canlı derslerde de zaten bu konular üzerinde yaptığımız için isterseniz otomatikman not alıp çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.